Şimdi İsrailoğulları namazı 50 vakit kılıyormuş. 50 vakit. Kimisi bir rekat belki ama 50 vakit namaz kılıyorlar. Daha sonra namazın farz oluşu biliyorsunuz. Mekke'nin 11. yılı Miraç hadisesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rabbi ile buluştuğunda önce namaz 50 vakit olarak farz kılınıyor. Daha sonra Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbin sana ne görev buyurdu deyince ümmetime 50 vakit namazı farz kıldı diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Beni İsrail'e de öyleydi ama onlar bu yükü kaldıramadılar. Sen Rabbinden daha azaltmasını talep et diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbi ile görüşe 50 vakitlik namazı 5 vakite indiriyor. Ama hadiste şöyle bir ifade geçiyor. 5-50'dir diyor. Ne demek bu? Yani sen o 5 vakit namazın içini doldurduğun anda aslında kaç vakit namaza dönüşecek o? 50 vakit. O 5'in 50 olduğu nereden belli? Bir Müslüman bir hayır yapsa kaç sayılıyor? 10 sayılıyor. Anladınız mı o mantığının nereden geldiğini? Allah Allah. Bu şekilde bir ikram verilmiş bize namaz. Bu bahsettiğim Buhari, Müslim, Tirmizi'de geçen bir hadis. Şimdi bu 5 vakit namazı kılıyoruz da kafaya başka bir soru daha geliyor. Tamam 5 vakit ama bu 5 vakit niye ayrı ayrı 5 vakit? Yani şöyle günün en dinamik vaktinde tamamını şöyle bir çırpıda kırsaydım acaba olmaz mıydı? İşte olmayacağını da biraz sonra okuyacağımız Risale-i Nur'daki derin bahis anlatacak bize. Her vakitte ruhun çok ayrı bir ihtiyacı doyuyormuş namazda. O yüzden o vakitlere ayrılmış. Şimdi siz cesede vitamin vereceğiniz zaman doktor öyle diyor değil mi? Bu ilacı bu saatte, işte D vitaminini bu saatte, omega 3'ünü bu saatte, şu antibiyotik, o antibiyotiği de şu saatte şu şekilde yani öyle bir beden hazırlığıyla yut ki mesela tok ol, o şekilde yut diyor. Namazda aynı böyle ruhun gıdaları taksim edilmiş. Ama bizim dilimizde namazın vakitleri deyince sürekli dolaşan cümle ya vallahi böyle emretmiş cümlesi. Şimdi Allah öyle emretmiş ama altında yatan çok derin bir mana var. O manada ruhun gıdası mevcut. Bu yüzden Allah Azze ve Celle hem namazı teşvik etmiş hem de anlamayanı tehdit etmiş. Öyle olur değil mi? Mesela çoban koyunları bir yere götürmek istese yol güzergahında önce şöyle samanla teşvik eder. Koyun ondan anlamasa ne olur? Böyle hafif hafif arkasından ya çoban köpeğiyle ya da hafif hafif vura vura bu sefer tehdit eder. Şimdi namazda öyle bir derin mana var ki biz bu manayı anlayamıyoruz. Anlayamadığımızdan Allah Azze ve Celle bizi bizden iyi bildiğinden önce teşvik ediyor sonra tehdit ediyor. Şimdi mesela siz doktora gidiyorsunuz. Doktor belli başlı ilaçları veriyor. Diyor ki bu ilaçları kullan diyor değil mi? Doktor bu ilaçları kullanmamız için neden ısrar ediyor? Sorumuz bu. El cevap vücudunu senden daha iyi bildiği için. Doğru mu? Allah Allah. Şimdi doktora desen ki ya doktor bu ilaçları yazdın. Niye ısrar ediyorsun bana kullanayım diye? Hayırdır ne menfaatin var? İhtiyacın mı var benim ilaçları kullanmama? Hiç ihtiyacı yok. Senin ihtiyacın var. Doktor niye ısrar ediyor? Doktor senin vücudunu senden iyi biliyor. Neye ihtiyacın olduğunu biliyor. Ve rahmetinden dolayı. Ama bak bunları kullan. Ne zaman kullanayım? Günün 5 ayrı vaktinde kullan. Var değil mi öyle ilaçlar? Neden? Çünkü bu saatte vücudunun buna ihtiyacı var. İkindi de vücudunun buna ihtiyacı var. Akşamda vücudunun buna ihtiyacı var. İlahir. Aynı şekilde. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin namazda huzuruna çıkmaya bizim çok ihtiyacımız var. Ruhun gıdası olarak. Ama biz bunu gafletten hissedemiyoruz. Nasıl doktor vücudu daha iyi tanıdığından öyle emrediyor? Aynen öyle de Allah Azze ve Celle de bizim ihtiyacımızı bizden daha iyi bildiğinden o 5 vakit namaza taksim etmiş. Ve sabah vakti ruhuna bu namazı ilaç olarak alacaksın. Öğle vakti bunu, ikindi vakti bunu, ilahir diyor. Allah'ın bizi hem teşvik hem tehdit etmesinde ona hiçbir menfaat yok. Sen öğlene kadar namaz kılsan Allah'a ne katarsın aşağı? Mümkün mü? Mümkün değil. E neden ya Rabbi bu ısrar? Doktor senin vücudunu daha iyi bildiği gibi Allah'ın yarattığı ruhunu çok daha iyi biliyor. Şimdi bir gün birisi dedi ki benim dedi namaza ihtiyacım yok, ihtiyacı olan kılsın dedi. Allah Allah. Şimdi namaza ihtiyacım yok demek ne demek biliyor musunuz? Allah'a ihtiyacım yok demek. Namaz gerçekten bütün ibadetlerin fihristesi. Kainatta yaratılış amacının böyle neticesi namaz. Öyle önemli bir misyon var namazda. O yüzden bu kadar önemli misyona sahip bir namaza ihtiyacım yok demek Allah'a ihtiyacım yok demek. Şimdi Allah'a ihtiyacın yoksa o zaman yarattığı havayı içine çekme. Gönderdiği rızkı yeme değil mi madem ihtiyacın yok? Allah'ın verdiği gözle bakma. Verdiği kulakla duyma. Öyle mi? Allah'ın umum mülkünü terk et o zaman. Ama mülkü terk edeceğin de bir olay var. Terk edeceğin ceset de Allah'ın. Yani sen de onun hem mülküsün hem memlüküsün, kölesin yani Allah Allah. Şimdi neden böyle bir cümle söylüyor biliyor musunuz? İhtiyacının farkında değil. Hasta o yüzden doktora gidiyor değil mi? Hasta kaç gram kalsiyum, kaç gram omega 3 ilahir neye ihtiyacı olduğunu bilse doktora gitme zahmetine girer mi? Girmez. Diyor ki ya bende bir sorun var benim ihtiyacımı da benim vücudumu en iyi bilen bilir diyor. Onu da gidermeye çalışıyor. Aynen öyle. Bizim de ruhun ihtiyacını bizden iyi bilen Allah Azze ve Celle bu yüzden teşvik ediyor.
Ama biz ihtiyacın farkında değiliz. Şimdi mesela bazen Allah suyu kesiyor. Herkes neye çıkıyor? Yağmur duasına çıkıyor. Yağmura yani suya ihtiyaç olduğu ne zaman anlaşılıyor? Allah kestikten sonra insanlar anlıyor değil mi? Allah Allah. Şimdi doktordaki olayı tekrar hatırlatayım. Doktor senin ihtiyacını senden iyi bildiğinden o ilaçları kullan diyor. Allah da şunu söylüyor aslında. Ey kulum sen bu dünyada mutluluğu arıyorsun. Ama ben yarattığım kulumu ondan daha iyi bilirim. Senin aradığın mutluluk dünyada çaldığın kapılarda değil. Beş vakit benimle buluşmanda. Beş vakit huzuruma yanaşmanda saklı diyor. Allah Allah. Şimdi anladınız mı? Bu namazın beş vakit olmasında derin bir sebep var. Sabah ruhun ayrı bir gıdası var. Öğlen ayrı bir gıdası var. Akşam ayrı bir gıdası var. İlahir. Her birisinde ruhu yaratan senin ihtiyacını senden daha iyi biliyor. Ve ona göre ruhun gıdasını veriyor. Farkındaysanız namazla ilgili ruh kelimesini çok zikrettim. Demek ki bugün en önemli meselelerden bir tanesi ruhun yapısını bilmek. Çünkü Allah namazın vakitlerini ruhun yapısına göre vermiş. Birazdan da konu şuraya sürüklenecek. Ruhun yapısını ve ihtiyacını bilmek için en çok bilmen gereken şey aciz olduğunu olacak. Bunların üzerinden ders işleyeceğiz. Başlayalım mı ufak ufak okumaya beyler? Bismihi Sübhanehu. 9. söz, 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, ona müteessir ve müteellim eder. Bakın bir şeye dikkatinizi çekeyim. Her sonraki cümle öncekinin ispatı. Dikkat edin. Üstad Hazretleri öyle dizayn etmiş. Birinci cümlede hüküm var. İkinci cümlede ispatı var bak. İlk cümlede diyor ki zayıfsın ey insanoğlu diyor. Ya neden zayıfım? Çünkü her şey ona ilişir. Seni üzer. Seni elemler içerisinde bırakır diyor. Doğru mu? Bakın birinci cümle hüküm. İkinci cümle ispat. Böyle devam edeceğiz bakın. Hem gayet acizdir. Hüküm geldi. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Bak bu da ispatı geldi. Ben niye aciz olayım? Çünkü belan çok. Deprem oluyor, elin yetmiyor, virüs geliyor, elin yetmiyor, sel oluyor, sel gidiyor, yağmur yağıyor, yağmur kesiliyor. Hiçbirisine gücün yetmiyor, öyle değil mi? Canından çok sevdiğin birisi bu dünyadan göçüp gidiyor, onu tutmaya elin yetmiyor. Şimdi sen aciz misin, değil misin? İki kavramı tekrar hatırlatalım. Acizlik, gücün yetmemesi demek. Benim gücüm güneşi doğurmaya yetmiyor, ben acizim. Bir de aciz, fakr var. Yani fakirlik. Fakirlik de ihtiyacın olması demek. Güneşin doğmasına benim ihtiyacım var. Acizlik güç yetmemesi, fakirlik ihtiyacın olması. Aciz, fakr. Güç yetmemek, ihtiyacın olmak. Çok önemli iki kavram. Bugünün temelini öğrenecek bunlar. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Neden fakir? İspatını söylüyor. Çok ihtiyacı var diyor ya. Çok ihtiyacı var. Bak Üstad Hazretleri bir yerde ne diyor biliyor musun? Bak cümleye bak ya. Her ne ki elde yok, ihtiyaç da var. Elde olmayan ihtiyaç da vardır. Elde bulunmayan ise hadsizdir diyor. Sonsuz ihtiyacın var. Hangisi sende var? Hiçbiri sende yok. Bak benim ihtiyaçlarımın hiçbirisini dünya karşılayamıyor. Çünkü ruhun ihtiyacı bambaşka, cesedin ihtiyacı bambaşka. Birazdan ana konu olarak buraya gireceğiz zaten. Benim ruhumun ihtiyaçlarını dünyanın içindekiler karşılayamıyor. Duydunuz mu hiç? Dünyadan tam doydum öyle gidiyorum. Tok oldum da öyle gidiyorum diyen. Yok yok duyamazsın. Hiçbir şeyi karşılamıyor dünya. Buyurun. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Öyle oluyor değil mi? Sevdiğinin gülmesiyle gülüyorsun, ağlamasıyla ağlıyorsun. Bir de alakadarlık dairen çok geniş. Yani damının akmasıyla da üzülüyorsun, ozon tabakasının delinmesiyle de üzülüyorsun. Ne kadar geniş bir skalası var değil mi? Yani baktığında bütün mevcudat seni alakadar ediyorsa sen bu üzüntüye dayanamazsın, mümkün değil. Bu üzüntüye dayanabileceğin bir yere dayanmak zorundasın. Yoksa insan tek başına bu kadar ayrılık, bu kadar elemle baş etmesi mümkün değil. Buyurun devam edelim. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Çocuğun eli kısa olup da masadaki çikolataya yetişemeyince ne yapıyor? Ağlıyor. Niye ağlıyor? Bak insanın fıtratında var. Aciz kaldığın anda en merhametli bildiğini ağlarsın. Neymiş fıtratın özelliği? Aciz kaldığın anda en merhametli bildiğini ağlarsın. Allah tam bunu istiyor. Tam olarak. Allah bir kulu niye aciz bırakıyor? Hoşuna mı gidiyor haşa Allah'ın? Ya ben şu kula biraz zulmedeyim haşa böyle mi? Öyle değil, öyle değil. Sonsuz ikram sahibi
ancak sonsuz ihtiyacı olanla karşılık bulur. İnsanın fıtratında aciz kaldığı anda en çok merhamet edene ağlıyor. Bu bahsettiğim benim kainatın yaratılış sebebi. Çünkü yaratılan bütün mahluk sonsuz aciz. Onların yaratıcısı da sonsuz merhamet sahibi, ikram sahibi, kerem sahibi. Nasıl ortaya çıkacak bunlar? Nasıl? Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Allah da diyor ki ben sonsuz ikram sahibiyim. Nasıl ortaya çıkacak? Mümkün değil. Çocuk eli kısa olup masaya yetişemediği anda anne diye ağlar. Öyle mi? En merhametli onu bilir. Annesi geldiği anda annesi ona sadece çikolata değildir. Mamasıdır, dayanağıdır, değil mi? Eli kapıya sıkışsa çocuk elinden önce neye sarılır? Annesine sarılır. Allah Allah. Gözyaşı dökse gözyaşını bile kime siler? Annesine siler ya. Hatta çoğu zaman çocuğun başına bir şey gelmez. Numaradan ağlar. Niye ağlıyor? Annesinden ilgi görmeye fıtraten çok muhtaç bir çocuk ya. Öyle öyle değil mi? Numaradan ağlıyor değil mi öyle? 2 yaşında, 3 yaşında çocuk niye böyle yok? Çünkü anne onun şefkatli sinesine bastığı anda çocuğun çok hoşuna gidiyor. Bak bak buymuş. Kainatta biz gibi aciz kulların en çok lezzet aldığı an. Rabbimizin şefkat tokadını yiyip yine onun sonsuz merhametine sığınmak. Niye? Elim kısa. Gücüm az, yetmiyor arzularıma, taleplerime. Peki Allah Azze ve Celle'ye o müracaatın en dorukta olduğu an hangi an biliyor musunuz? O da secde anı, secde. Secdeymiş o. Çocuğun eli yetişmediğinde inga diyor ya. Bizim ingamız neymiş? Secdeymiş. Tam secdeye kapanıyorsun. Ya Rab, çölde su arayan gibi ben de Rabbimi arıyorum. Dinle beni ya Rab, başkaları dinlemiyor. Dinle beni ya Rab, başkaları beni anlamıyor. Dinle beni ya Rab, başkaları şu yaralı gönlüme merhem olmuyor. O hangi hal? O hal. Secde hali. Niye boynunu eğdiriyor secdede? Niye? Aslında o sonsuz acizliğin, ruhun en çok doyduğu an. Sen sonsuz ikram sahibinden ancak sonsuz aciz kaldığında istifade edeceksin. Yani namazdaki secde halinin manasını bilmeyen aman bir insan birinin huzurunda eğdir mi canım diye böyle nadan bir cümle eder, doğru mu? Ama o manayı bilen insanın en şerefli anının, ruhunun en çok tekamül ettiği anının tam o secde anı olduğunu bilir. Kimse gönlümün sesini duymuyor, sen işit ya Rab. Allah Allah. Şimdi bir gün birisi Müslüman olmuş, demişler niye Müslüman oldun? Demiş ki, Müslümanların ellerini açıp bir şey istemesine çok özendim demiş. Çünkü benim yıllardır sonsuz arzularım vardı. Ama bir türlü kimden isteyeceğimi bilmiyordum demiş. Bundan dolayı iman etmiş. Niye biliyor musun? O namaz halinde dua eden adam anlar ki birisi var, hatıratı kalbini işitir. Kalbin kırıldı mı? Bak başkalarının duyması çok zor. Ama Rabbin bunu da işitiyor. Senin zihninden geçen, hayalinden geçen arzu, istek, hatıraları da işitiyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ne talebiniz varsa ama ne varsa bunun alası cennette karşılığı var. Seni yaratan en ince zevklerine kadar ne istediğinin farkında değil mi zannediyorsun? İşte burada daha cennete varmadan dünyada da ruhu cennette gibi yaşatmanın bir yolu var. O da ruhu beslemek. Ruhun beslenmesinin ilk şartı gibi çocuk gibi bebek gibi inga demesi şarttır. Tok adam beslenmez. Allah'a karşı tok duran küstahlık ediyor. Müstahni duran küstahlık ediyor. Aman canım Allah şu güzellikleri verse de olur, vermese de olur diyen. Aman canım Allah bir hizmet kapısı açmış, verse de olur, vermese de olur diyen küstahlık ediyor. Başka bir şey etmiyor. Bir gün birisi sizin kızınızı istemeye gelse. Siz de sorsanız işte nedir birbirinize duygularınız, şuyunuz buyunuz diye sorsanız. Adam da şöyle cevap verse. Ne duygusu canım, versen de olur, vermesen de ne yaparsınız? Sopayla kovalarsınız o adamı. Sen nasıl benim kızımı bu şekilde böyle orta halli bir şekilde talep ediyorsun? Böyle sevgi mi olur? Böyle evlilik mi olur diye kovalarsın o adamı. Öyle mi? Öyle değil mi? Aman canım bu kızı bana versen de olur, vermesen de. Böyle kız istenir mi? Mümkün değil. Peki böyle kulluk istenir mi? Allah'ım bir hizmet kapısı açtın da aman olsa da olur, olmasa da. Allah'ım bir secde hali bana sunmuşsun ama aman olsa da olur, olmasa da. Hayır hayır, olsa da olur, olmasa da değil. Bu halin neticesi ancak olmazlıktır. Başka bir şey değil. Allah Allah. Peki ben bu fani ömürde anladım ki sonsuz emellerim var. Nasıl ulaşacağım sonsuz emellerime? Bakın şimdi 5 vakit namazla Üstad Hazretleri bunu formülize ediyor. Fecirde sabah namazında ayrı bir gıda göreceksiniz. Öğle namazında ayrı bir gıda göreceksiniz. İkindi de ayrı bir gıda göreceksiniz. İlahir. Çok ilginç. Yani namaz niye 5 vakitmiş biliyor musunuz? Her vakitte bedenin
ayrı vitamin aldığı gibi ruhun da apayrı vitaminler alıyormuş ya. Ya en basiti sabah yaptığın kahvaltıyla akşam yediğin et yemek arasında dağlar kadar fark var. Ruhta niye olmasın bu fark? Demek ki sabah namazında ayrı bir gıdayı alıyor, öğle namazında apayrı bir gıdayı alıyor. Anlıyor musunuz? Namaz neden o beş vakit? Niye o beş vakit? Allah Allah, çok ilginç bir şey. Buyurun yavaş yavaş okuyalım, devam edelim. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir, yani sabah zamanında... Şimdi neyi anlatıyor? Sabah namazını anlatıyor değil mi? Sabah namazında kainatı müşahede edelim. Bak bizim olayımız şu. Namazın vaktine bakarız. Onun eklem yerine gelen mevsimde bir vakit var. Günde bir vakit var. Kainatın yaratılışında bir vakit var. Onu yakaladığın anda hayret ediyorsun. O yüzden bu 5. videodan önce biz bunun 4. videosunu yaptık. Mutlaka arkadaşlar namazın eklem yerleri diye ona baksınlar. Mutlaka. Şimdi özet anlatacağım. Orada ayrıntılı anlattığımız için. Sabah vaktinde bütün kainatın eklem yeri var. Şimdi mevcudata baktığında... Adeta kainatın haşir vakti gibi. Her şey yeniden dirilişte. Her şey yeniden dirilirken sen ölü gibi uyursan fıtratını bozuyorsun. En basit. Anladın mı? Allah Allah, bir şeyin vakti var. Tam futbol zamanı, sahanın ortasına yatak sersem kabul eder misiniz? Mümkün değil değil mi? Hayır hayır, bak bu vakit o vakit değil dersiniz. Koşmanın vakti. Aynı olay. Sabah namazın en vaktiymiş. Her şeyin uyandığı. Adeta bir haşir vakti. Sen bu vakitte uyuyarak... Adeta ölü gibi davranarak ruhun fıtratını bozuyorsun. Allah Allah. Şimdi bu asırda insanlar uykuyu stresten gizlenmek için kullanıyormuş. Ya öyleymiş. Bu uyku modern cahiliyede bir kaçış rampasıymış. İnsanlar o yüzden o vakitte uyanmak istemiyormuş, biliyor musunuz? Çünkü stres var, baskı var, depresif bir hale girmişsin. Gözümü açayım da bunları hatırlayayım istemiyorsun. Uyku bu manadaymış ama sen o manada uyuduğunda, namazı da öldürdüğünde... Fıtratının alması gereken gıdayı almamış oluyorsun. Şimdi günün başlangıç noktasını kaçırdığında devamında ritmini bozuyorsun. Bazen öyle gününüz oluyor mu? Günün sonuna geldiğinde bütün gün berbat olmuş ya. İlk ne istiyorsunuz öyle bir anda? Yahu keşke günün en başına dönseydim istiyorsun değil mi? Ya en başına dönsen ne yapacaktın? Allah'a sığınırdım ya. Günün en başına bir dönebilseydim. Çünkü gün içerisinde hiç tahmin edemediğin bir sürü olayla karşılaşıyorsun. Kimi moralini bozuyor, kimi seni üzüyor. İşte o günün en başında Rabbine dayanmanın adı ne biliyor musunuz? Fecir vaktindeki sabah namazı. Yani bir insan güne dinamik, ruhi cihette de başına geleceklere mukavemet edebilecek güçte kalkmak istiyorsa onun ruhun gıdası fecir vaktine verilmiş. Anlıyor musunuz sabah namazının önemini? Buyurun devam edelim. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir, yani sabah zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile, namaz ile müracaat edip arzuhal etmek. Bu mahkemelerin önünde arzuhalciler var, bilir misiniz? Sizin şikayetinizi yazıyor. Niye sen de yaz? Yani niye ona gidiyorsun? Olmaz. O usulünü biliyor işin. Namaz da o arzuhalin neymiş? Usulü usulü. Ya Rab, yüklerin altında eziliyorum, dergahına bildireceğim. Bunun arzuhali neymiş? Sabah namazının o vakti, o kılınış şekli. Görüyor musun? Bak, insan ruhun yükünü şikayet etmek istiyor mu? Evet. Arzuhal olarak bildirmek istiyor mu Rabbine? Evet. O ağır yükü dökmenin adı sabah namazı. Onun şekli de oymuş, usulü oymuş. Evet. Tevfik ve medet istemek ne kadar elzem? Bakın Üstad Hazretleri dedim ki burada lazım da kullanabilir ama elzem diyor. Lazımın ne olduğunu biliyorsunuz. Elzem ne biliyor musunuz? Olmazsa olmaz. Yani sen ruhuna bu namazı tattırmadıktan sonra neyin olmasını istiyorsun? Olmayacak. Böyle bir şey mi ya namaz? Daha fazlası, daha fazlası. Bu anlattığımız azı azı, kılleti. Buyur. Ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktayı istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Ne güzel cümle değil mi? Beline işler yüklenecek, vazifeler gelecek, bunlara tahammül etmen lazım. Bak sabah gözümü açar açmaz neye uyanıyorsun? Belirsizliğe. Ne olacak bugün? Ne sürprizler gelecek? Başıma ne işler gelecek? Öyle yaşayan vardır değil mi? Uyanıyorsun, şöyle bir telefonu elime alayım diyorsun. Mesajlara bakıyorsun, eyvah dünya başına yıkılmış. Daha dakika bir gol bir başlamış öyle değil mi? Beklemediğin birinden bir cümle. Allah Allah, iş yeri batmış, çekler yazılmış, bir şeyler olmuş. Gözünü açar açmaz bir belirsizliğe uyanıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? İnsan sabah namazına uyandığı anda sermayesi şu. Sıfır sermaye, sonsuz istek. Bak tam burayı bir yakalasak çok iyi olur ya. Sıfır sermayen var, sonsuz alman gereken var. Şu soruyu sormamız lazım, haşa. Yani Allah seni zulmetmek için mi yarattı o zaman ya? Ha?
Şimdi düz mantık baksan öyle çıkıyor değil mi? İhtiyacım sonsuz, elde hiçbir şey yok. E o zaman beni böyle yaratan sanki haşa beni dövmek için yaratmış gibi oluyor, öyle mi? Öyle değilse başka bir mantığı var demek. Bak, o mantık ne biliyor musun? Sonsuz ihtiyacım var, sıfır sermayem var. Seni sonsuzu aramaya sevk etmek demek bu. Bakın kulluğun özü burada işte. Kulluğun özü burada, burada. İbadetin özü burada. Ya Rab, çok arzularım var, elde avuçta hiçbir şey yok. Bu seni sonsuzu aramaya itmesi lazım. Yoksa zahir baksan haşa, ya Rab zulüm etmek için mi yarattın der insan. Ama olay o değil. İşte o sıfır sermaye, sonsuz ihtiyacın buluşması ve arzu hal etmesi de nerede? Namazda, namazda. Görüyor musun? Allah Allah. Nasıl mana değil mi? Nasıl mana? Şu namazdaki besine bak, gıdaya bak ya. Öyle oluyor değil mi? Adama Allah dünyayı vermiş vermiş, adam daha çok deliriyor her geçen gün. Öyle öyle değil mi? Beslemiyor, dünya doyurmuyor onu yani. Çok ilginç bir şey var. Yani dünya ruhu doyuruyor mu? Doyurmuyor, doyurmuyor. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Bu namaz ruhun gıdası ama öyle hani laftan gıda değil. Neyden gıda? Vakit vakit yani. Neye ihtiyacı var? O ihtiyaç o namazda. Sonra da dedik ki benim bu gıdayı almam için ne lazım? Aç olman lazım. Acizliğini hissetmen lazım. Tok olana yok. Müstani durana yok. Devam edelim mi? Ve zuhur zamanında... İkiye geçtik. Zuhur yani... Öğle namazı. Bak şimdi. Güneş tepede. Mevsimlerden yaz. İnsan çağında gençlik. Ne oluyor? Kemale erdi her şey. Meyveler ne oldu? Ağaçlar çiçek açtı. Hepsi meyve verdi. Baktığında her şey kemale erdiği bir zamanda. Benim namaza niye ihtiyacım ola ki? Hadi bakalım. Ve zuhur yani öğle zamanında ki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü. Yani günlük işlerin yoğun olduğu an. Ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı. Seni meşguliyetler ne yapıyor? Aslında boğuyor. Sürekli üstüne bir şeyler geliyor, evet. Ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet. Ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Evet, şimdi bak. Dersin kemik yerlerinden birine geldik. Çok iyi anlamamız lazım. Gene Üstad Hazretleri hep ruh ruh dedi fark ettiyseniz. Beyler, cesetin gıdası başka, ruhun gıdası başka. Kemik mesele bu. Yani sen gün içerisinde, öğle vaktinde neyi meşgul ediyorsun sürekli? Cesedi, çok güzel. Peki cesedi meşguliyetten ruhu doyurur mu? Ne doyurmasa açlığını bile arttırır. Çok iyi anlamamız lazım. Yani cesedine şölen yaşatacak bir gün geçir, ruhun bir damla doymamıştır. Anlıyor musun? Bak, cesedin gıdası başka, ruhun gıdası bambaşka. Bak bunun en büyük ispatı, karşılaşıyorsun değil mi? Adam dünyada bütün başarıları elde etmiş. Aradan 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl neyse geçmiş. Adam geliyor üstüne gömleklerini yırtıyor ya. Yaşadık biz bunları. Adam gömleklerini yırtıyor. Bunaldın mı bu hayattan diye. Bir haber alıyorsun, işte yanlış işlere meyletmiş. Niye? Cesedin gıdası bambaşka, ruhun gıdası bambaşka. Sen cesedi besleyerek ruhu doyuramazsın. Hatta çoğu zaman cesedi çok besliyorsun. Üstad Hazretleri diyor ki ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntı. Sen ruha gıda vermiyorsun. Bir de aynı böyle hizmeti imaniye gibi bir vazife vermiyorsun. Çok önemli ya. İnsanlar burada bir şeyin ucundan tutmayı lütuf görüyor. Çok önemli. Ruhun vazifesi bunlar ya. Allah Allah. Günlük hayatta ruha hitap eden ne var? Hiçbir şey yok. Öyle değil mi? Ruhun nefesi kesiliyor. Sürekli stresli. Allah Allah. Şimdi bak şöyle düşünün. İki tane evladın var. Bir tanesini alıyorsun, seviyorsun, sarıyorsun, böyle canım ciğerim diyorsun. Ötekine hiç ilgi göstermiyorsun. Çarşıya çıkarıyorsun, birine oyuncak veriyorsun. Sürekli dondurma ısmarlıyorsun. Ötekine hiçbir şey yedirmiyorsun. Bir süre sonra ne olur? İkinci evlat çıldırır. Baba, baba yeter. Sürekli bununla ilgileniyorsun. Bu diğer evladına neden bakmıyorsun? Değil mi? Aynen öyle iki tane evlat var. Biri ceset, biri ruh. Bir soru daha soralım. Benim aslım ceset mi, ruh mu? Ruh. Ben ruhum, ruhu. Bu ceset... Ruhun alet çantası. Göreyim diye bunu kullanmış, duyayım diye bunu kullanmış. Benim aslım ruhtur, ruh. Allah Allah. Sabahlara kadar cesetle ilgileniyorum. Şöyle giydireyim, böyle besleyeyim, şuraları gezdireyim. Ruh içeride açlıktan çıldırıyor. Allah Allah. Sonra ne oluyor ruh? Artık gıda yok, vazife yok. Hastalanıyor. Hastalandıktan sonra ne yapmaya çalışıyoruz? İlk yaptığımız şey ilaç alıp ruhu uyutmaya çalışıyoruz. Anca biraz uyutuyorsun. Uyanınca ne yapıyor? Devam ediyor bağırmaya. Bak Üstad Hazretleri bir yerde diyor ki, kim uyanık vicdanını dinlese ebed ebed çığlıklarını işitecek diyor. Ruh niye bağırıyormuş?
Ebet. Bak o ebet ne demek biliyor musun? Mama demek mama. Niye? Ebetten mama oluyor. Ham maddesi ebet. Ruh sonsuz olduğundan bana mamamı yedir diyor. Bak anlıyor musun? Cesedin maması var mı? Var. Peki ceset ağlıyor mu mama yemeyince? Ağlıyor. Suyunu verme, hararet yapıyor. Proteinini verme, karbonhidratını verme. Ne yapıyor bu sefer? Senin enerjini kısıyor. Yeter ya, sen bana vermiyorsan ben de senin bedenine vermiyorum diyor. Değil mi? Enerjini kısıyor. Şimdi kalp, ruh niye ebet ebet diye bağırıyormuş? Ebet demesin, mama demek mama. O mamayı gidelim, gezelim, edelim, en güzel hamburgerleri, pizzaları yiyelim. Ruha verebiliyor muyuz? Veremiyorsun. Niye? Onun maması sonsuzluk, ebet. İşte onun mamasının servis tabağı namazda veriliyor. Sabah namazında ona uygun vitaminler, öğle namazında ona uygun gıdalar, ikindi namazında ona uygun. İlahir. Namaz ruhun gıdası demek. Mecazi bir mana değil. Gerçek manada bir besin. Ama sen cesedini beslediğin anda kaslanmıyorsun, beslediğin anda kilo almıyorsun. Ya da beslemeyi bıraktığın gün zayıflamıyorsun. Bunun değil mi? Tedrici bir süreci var. Aynı olay ruh için de geçerli. Yani namazı bir günde kıldığında hissedemeyeceksin. Uzun süre kıldığında hissedeceksin. Namazı bir günde bıraktığında gerilemeyeceksin. Bir süre bıraktığında ruhun öyle bir güçsüz kalacak, öyle bir güçsüz kalacak ki o hareketsizlikten. Perişan olacaksın. Ondan sonra da ne oluyor? Adamın elinde stres topu. Gün boyu değil mi? Yani bedenini oyalayarak ruhunu doyurmaya çalışıyor. Yani mantığı anlıyor musunuz? Saçma sapan bir mantık ya. Şimdi bazen de gidiyorsun birilerine şey diyor. Beyefendi stres yapmayın. Bu böyle bir şey mi ya? Stres yapmayın deyince yapılmıyor mu yani? Saçma sapan bir şey yani. Bu böyle bir şey mi? Her hastalığın temelinde ne var? Stres var yani. Bu bilinen bir şey değil mi? Tedavisi ne? Beyefendi stres yapmayın. Allah Allah. Öyle oluyor mu ya? Beyefendi mutlu olun. Aa Allah Allah. Allah senden razı olsun ya. Ruhum çiçek açtı. Bu böyle bir şey mi ya? Bunlar fıtri haller. Fıtri haller dışarıdan ikinci müdahaleyle ortaya çıkamaz. İçinde olacak. İçinden ortaya çıkacak. Onun adı iman. Onun adı namaz işte. Allah Allah. Bakın insan namazda alacağı gıda hiçbir şey de alamaz. Şimdi bütün mevcudatın Allah'a ihtiyacı var. Doğru mu? İnsanın daha ziyade var. Niye? Çünkü insanın her bir latifesi, manevi organı. Aynı böyle kolum, kulağım, gözüm gibi manevi organlarım var. Her birisinin beslendiği Allah'ın ayrı bir esması var. Benim Allah'a ne kadar ihtiyacım var biliyor musunuz? Sonsuz esması adedince benim Allah'a ihtiyacım var. Bakın şimdi yine aynı şeyi söyleyeceğim. İhtiyaç sonsuz, sermaye sıfır. Sadece bu cümleden dolayı insanın istemek için, yani ibadet için yaratıldığı belli. Doğru mu? Namaz ibadetinde ne yapıyorum? İstiyorum. Allah'ım çok ihtiyacım var, ver. Sen sonsuz acizsin, sıfırsın. İhtiyacım sonsuz. Sadece bundan dolayı benim içimdeki acizliğin madenini bir keşfetsem, kulluğun özü o acizlikten çıkıyor. Bu yüzden tok duranlar, ihtiyacı yok gibi davrananlar, suhre gibi, maskara gibi Allah'a ibadet edenler, işte bunu da kıldım aradan çıktı, bu zekatı da verdim aradan çıktı. Suhre gibi, maskara gibi davrananlar kulluğun özünü hiçbir zaman tadamayacaklar. Kulluğun özü, ya Rab sana ne kadar ihtiyacım var biliyor musun? Sonsuz ihtiyacım var. Öyle bahtına düştüm. Kulluğun özü burada. İnsanın bu kadar ihtiyacı olup elinde hiçbir şey olmadığından ibadet için yaratıldığı belli biliyor musunuz? Buyurun devam edelim. Ruhu beşer. O tazyikten kurtulup... Neyle kurtuluyor o tazyikten? Namaz, öyle mi? Namazla. Neyin tazyikinden? Öğle vaktinde seni meşgul eden bütün işlerin. Dünyada uğraştığın her neyse. Onların tazyiki varmış. Ruh diyormuş ki ya tamam cesedi doyuruyorsun, beni doyurmuyorsun diye bağırıyormuş. Namaz ruhun da mamasını verdiğinden o tazyikten kurtarıyormuş. Anladınız mı? Devam. Ruhu beşer. O tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan mün'im-i hakikinin dergahına gidip, el bağlayarak, yekün nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek. Ne demek istiane etmek? Dilenmek, dilenmek. Değil mi? Mesela sen İyyâke deyince ne yapmış oluyorsun? Dileniyorsun Rabbinden ya. Sıfırsın, sıfır. Sen dilenmeyeceksin, kim dilenecek? Sıfırsın. Biri öyle diyor ya. Biz Allah'tan diyor, dilenci gibi istemiyoruz. Ağa gibi istiyoruz diyor. Tekrar hatırlatayım bakın çok önemli mana. Ağa gibi isteyenlere, tok duranlara, ihtiyacım yokmuş gibi davrananlara, ya Rab versen de olur, vermesen de diyenlere bu kapılar kapalı. Namaz kılmaya çalışacak, belki cesede eğilecek ama ruhu kazık gibi ayakta kalacak. Anlıyor musunuz? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Ve celal
ve azametine karşı rükû ile aczini izhar etmek. Bak şimdi. Askerde bir askerin duruşundan karşısındaki insanın rütbesini anlar mısınız? Anlarsınız değil mi? Şimdi onbaşıya duruşla işte Genelkurmay komutanı karşısındayken duruşu bir olur mu? Olmaz. Yani sen onun duruşunda karşısında kim var onu anlarsın. Peki bir insanın namazdaki duruşundan Allah'ı ne kadar bildiğini anlar mısın? Anlarsın, anlarsın değil mi? Böyle suhre gibi, maskara gibi duruyorsa ya bu adam marifette terakki edememiş, Allah'ı bilmiyor, tanımıyor. Demek ki şu yaptığımız iman dersleri bir insanın marifette terakkisini sağlıyor. Marifette terakki edersen yani Allah'ı ne kadar keşfedebilirsen namazda onun huzurunda da o ölçüde aciz bir şekilde tam olması gerektiği kıvamda ancak öyle durabilirsin. Allah Allah. Buyurun devam edelim. Aczini ishar etmek ve kemali bi zevaline ve cemali bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını kılmak. Anladınız mı? Mahvoldum diyebilmek, perişanım diyebilmenin adı öğle namazıymış. Bundan sonraki cümleyi bir dikkatli okumanız lazım. Çok elzem bir cümle. Ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil. Cümleyi duydun mu? Namazın önemini anlamayan insan, insan değil diyor. O ne ya? Allah Allah. Yemekten içmekten lezzet almak için insan olmaya gerek yok değil mi? Ama namazın içindeki derin lezzeti duyabilmek için insan olmak şart mı? Şart. E biz bir sürü zahiren insan görüyoruz ama namazın ehemmiyetini, lezzetini anlamıyor. Problem nerede o zaman? Problem şurada. Bir çekirdek uyanmadan önce suya, güneşe ihtiyaç hissetmez. Öyle değil mi? Çekirdek halindeyken at bir tane ambara, kalsın orada. Ya bana su verin, bana güneş verin der mi? Demez. Ne zaman ki kabuğunu yırtsa, topraktan başını kaldırsa, suyla, güneşle bir kez buluşsa ondan sonra der ki ben artık susuz güneşsiz yapamam. İnsan da gaflet uykusuyla o kabuğunu kıramayınca namaza olan ihtiyacını hiçbir zaman hissetmiyor. Mesela siz uykuda rüyadayken acıkıyor musunuz? Açlığınız doyuyor mu? Susuyor musunuz? Susuzluğunuz doyuyor mu? Mümkün değil. Ne zaman rüyadan uykudan uyanırsanız ihtiyaçlarınızı o zaman gideriyorsunuz. Biz de ne zaman şu gaflet uykusundan uyanırsak kabuğumuzu kırabilirsek ihtiyaçlarımızın namazın içerisinde olduğunu ancak o zaman hissederiz. İnsanın ruhu namazla uyanırsa ancak ondan sonra insanlaşabiliyor demek. Allah Allah. Buyurun. Asr yani ikindi vaktinde. Şimdi üçüncü vakte geçtik. Burada da biraz bahsederiz. Ondan sonra okumaya devam ederiz. Üçüncü vakit ikindi vakti. Bunun kainatın eklem yerlerine baktığınızda bir zevale gittiğini görürsünüz değil mi? Güneş batıyordur hafif hafif. Neyi hatırlatıyor size? Yokluğu. Hatta ikindi vaktinde ben duyuyorum arkadaşlardan. Abi ben ikindi vaktinde namaz kılarken içime şöyle bir hüzün çöküyor diyorlar. Sizde de oluyor mu o şekilde? Ya sanki böyle güneş her şeyin boyasını siliyor, her şeyi tek renge boyuyor. Ne gibi? Ölüm gibi böyle değil mi? O filmlerde falan da ölümü öyle siyah beyaz gösterirler değil mi? Ölüm sanki her şeyin rengini siliyor, yokluğa gidiyor, fenaya gidiyor. Ya bu arada biz şu an o noktada ruhumuz uyanmadığından ölümü çok fazla anlayamıyoruz. Bazen böyle insan sürekli dövülüyor dünyadan. Dövülüyor, dövülüyor, dövülüyor. Böyle çok aciz bir hal kalıyor adamda. Sonra o kadar dövülüp o kadar bitkin bir hale düşüyor ki olmaz işler o acizlik zamanı aklına geliyor. Diyor ki ya bir gün annem ölse gitse beni terk etse başımı kim okşayacak diyor. Bak hiç öyle bir şey var mı gündemde? Yok. Ama o kadar acizliğin içine gitmiş ki bak. Fenayı anlamaya çalışıyor yokluğu. İstese de istemese de fıtri bir hal bu. Bir anda diyor ki ah şu çocuğum var ya diyor. Evin neşesi. O güldü mü? Ev gülüyoruz. Ya yarın bir gün başına bir hal gelse ölse gitse diyor bak. Bak bir anda. Bir anda kendisine acımaya başlıyor. Sen diyor bir ortama girdiğinde böyle dipçik gibi gözükürdün. Jilet gibi adam derlerdi. Ya şu işte bilmem neremdeki hastalık zuhur etse de böyle 30 kilo dal gibi kalsam kim bir daha yüzüme bakar? Bak kendi güzelliğinin zevali. Bir anda aynı korkuyu böyle elindeki başka bir şeyden yaşıyor. Sevdiklerinden duyuyor. Mesela insanın ruhunu en çok mutlu eden şeylerden biri sevdikleriyle hatıra. Bir sabah uyansam da hiç kimse artık Mehmet'i tanımasa, kimsenin zihninde hatıralarım kalmasa, silinse herkes unutsa beni. Muhammed'le şakalaşıyorum. Muhammed diyor ki sen kimsin babam ben seni hatırlamıyorum ki. Furkan'a nasılsın diyorum. Abi sen kimsin? Tanımıyorum ki seni diyor. Anneme gidiyorum. Ana bir Sivas katmeri yok mu diyorum. Sen kimsin evladım? Ben seni evime alamam diyor bak. Bütün zihinlerden silinmişsin. Ya öyle değil mi? Yani bu ikindi vakti sana fenayı, yokluğu. Aslında ölümün özü bunlar. Ben hiç ölümü tatmadım ki. Niye korkayım ölümden?
Ama ben ölümün getireceği şeyleri tattım. Sevgiliden ayrılmayı, sevdiklerinden ayrılmayı, sevdiğin, güvendiğin gençliğinin yavaş yavaş fenaya gitmesini. Öyle değil mi? Ya. İşte ikindi namazında bu fıtri hali yakaladığında o gıdayı alabiliyorsun. Kainatın eklem yerleriyle denk gelmek demek bu demek. İkindi namazında zevale giden bir hal varken senin belki de güle güle o secdeye gitmen o hali bozan, dağıtan bir şey olabilir. Ölüm çok korkunç bir şey. Çok. Bu cihette korkunç. Bütün arzularına, ayrıldıklarına kavuşma cihetiyle ise mükemmel bir şey. Mükemmel. Tekamül etmiş kemal ermiş, mükemmel bir şey. Ya dayanacak yeri bulamazsan çok korkunç bir şey. Sevdiğin ne var? Ne varsa işte. Ne varsa. Yan dükkandaki Ahmet emmiyle muhabbet. Ya yok olacak ya. Terk edecek bak. Çok acayip bir şey ya bu. Yani bunu düşündüğünde var ya insan çıkamıyor bu işin içerisinden. Ama onların her birisinin gölge aslının Allah'ın elinde olduğunu bilmek tek ama tek teselli. Bu teselli ikindi namazında var. Şimdi ayda bir ışık görüyorum. Birden ay kararıyor. Ne oluyor? Ben bu aydaki ışığı çok seviyordum. Gitti mi aydaki ışık? Gitmedi, gitmedi. Güneşi bulursan gitmedi. Güneşi bulmazsan aydaki ışık da gitti. Yakamızdaki ışık da gitti. Senin kalbini aydınlatan ışık da gitti. Mahvoldun, bittin. Fenaya gitti. Kemal zevale gitti. Lokluğa gitti. Bak, inan dayanılacak bir hal değil. Dayanılacak bir hal. Şu akla uyuşturmadıktan sonra, uyuşturmanın da süresi var yani. Bir saat, iki saat, bir gün, bir ay, bir hafta neyse süresi var ya. O süre geçtikten sonra, ruh uyandıktan sonra nasıl bir çığlık atacak biliyor musun içeride? Bunalıma niye giriyor insan? Strese niye giriyor insan? Ney sonsuzlukta gözümün önünden kaybolup giderse hepsinin aslı ve alası Allah'ın hazinesinde var. Bunu anlayıp iman edemedikten sonra. Bunun bir gıdası varmış bak. Bunun tek anlama yeri zeka mı? Hayır, hayır. Ruhta bunu anlamak için bir maması varmış. Ruhu bunu besliyorsun, ruhta diyormuş ki tamam ben güçlendim bunu kaldırabiliyorum. O mama ikindi namazında. Kemalin gıdası öğle namazında. Zevalin tahammül etme gıdası ikindi namazında. Öyle kılıp geçiyordu namaz değil mi? Neler var içinde, neler var ya. Öyle, hayat prensibimiz o olmuş değil mi? Kıl beşi kurtar başı, böyle namaz mı olur ya? Böyle namaz mı olur Allah aşkına? Acizliğini hissetmeden hiçbir şey olmaz. Onu tekrar tekrar söyleyeyim. Tekrar tekrar. Tok adama maalesef sofra kapalı. Buyurun. As vaktindeki o vakit hem güz mevsimi hazinanesine ve ihtiyarlık haleti mahzunanesine ve ahir zaman mevsimi elimanesini andırır ve hatırlattırır. Bak ikindi vakti hazanı hatırlatır diyor değil mi? Güz vaktini. Hazan neyden geliyormuş biliyor musunuz? Hüzünden geliyormuş. Niye hüzün? Şimdi ikindi vaktinin kainata bakan tablosunu okuduk. Bir de sana bakan tablosu var. Saç beyazladı, döküldü gitti, bel ağardı, büküldü gitti. Neyi hatırlattı sana? Hazan yani hüzün vaktini. İnsan bu vakitte teselliyi bulmadı mı bitti. Ruhunun bu vakitte bulacağı tesellinin adı ikindi namaz. Allah hem kainattaki manayı anla diye ikindi vaktine özel bir acizlik yaratıyor ruhunda. Hem de manayı anladıktan sonra tekrar ayağa kalk diye onun gıdasını da içinde yaratıyor. Çok ilginç değil mi? Ya bu namazı bu şekilde acizliğinle eda etmedikten sonra ayakta kalabilmek mümkün değil, mümkün değil. Zaten kalamıyorlardı. O yüzden insan kendini uyuşturmaya gidiyor. Gündüz işle uyuşturuyor, akşam da biliyorsunuz başka başka şeylerle uyuşturuyor. Ne kadar uyuşturacaksın? Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Onlar da lezzetini yitirecek. Ruhun çığlığını cesedi oyalayarak bastırmak mümkün değil. Vazgeç, teslim ol, vazgeç. Şu beş vakitin hikmetine bak ya. Gıdalara bak, neler varmış içinde. Buyurun. Hem yevmi işlerin neticelenmesi zamanı, hem o günde mazhar olduğu sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet gibi ni'am-ı ilahiyenin bir yekûn-ü azim teşkil ettiği zamanı, hem o koca güneşin ufule meyletmesi işaretiyle insan, bir misafir memur ve her şey geçici, bir karar olduğunu ilan etmek zamanıdır. Güneş batarken bu hissiyatlar kalbimize geliyor değil mi? Allah Allah. Bugün de geçti. Demek ben de böyle geçip gideceğim. Evet. Şimdi ebediyeti isteyen ve ebed için halk olunan ve ihsana karşı perestiş eden
ve firaktan müteellim olan ruhu insan, kalkıp abdest alıp şu asr vaktinde ikindi namazını kılmak için... Bak sonsuz acizliğini anladı mı? Anladı mı? Anladı. Neyle anladı? Kainattaki eklem yerleri ruhunun eklem yerine denk geldi. Sonsuz aciz olduğunu anladı. Şimdi ruh onu anladı ya, onun gıdasını alma vakti geldi. İhtiyaç hasıl oldu. Şimdi abdest alıp onun gıdasını alacak. Yoksa o ruha huzur yok. Yoksa o ruha gülmek mutluluk yok yok. O ruhu yaratan kendi usulü dairesi haricinde ona mutluluğu haram kılmış. Mümkün değil. Bak mümkün değil. Mümkün değil. Buyur. Kadim-i Baki ve Kayyum-u Sermedi'nin dergah-ı samedaniyesine arz-ı münacat ederek zevalsiz ve nihayetsiz rahmetinin iltifatına iltica edip hesapsız nimetlerine karşı şükür ve hamd ederek izzet-i rububiyetine karşı zelilane rükûya gidip sermediyet-i uluiyetine karşı mahfiyet kerana secde ederek hakiki bir teselli kalp. Allah Allah bak. Dünyanın geçici yüzünü okudun mu? Okudum. Neye ihtiyacın var? Teselliye. Teselliyi nereden bulacaksın biliyor musun? Sonsuzu yudumlayarak bulacaksın. Onun adı o ikindi namazı işte. Devam. Bir rahat ruh bulup huzuru kibriyasında kemer beste-i ubudiyet olmak demek olan asr namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife, ne kadar münasip bir hizmet, ne kadar yerinde bir borcu fıtrat eda etmek, belki gayet hoş bir saadet elde etmek olduğunu insan olan insan anlar. Evet. 4. Mağrip yani akşam vaktini anlatacak. Buyur. Mağrip vaktindeki o zaman hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahlukatının vedai hazinanesi içinde gurub etmesinin zamanını andırır. Hazreti İbrahim ne diyordu? La uhubbil afilin. Neye diyordu? Güneşe. Ben o batıp gidenleri sevmem. Güneş battı sevmem. Yıldız battı. Ben sevmiyorum öyle batıp gidenleri benim kalbim. Sevmiyor diyor işte. Akşam vakti bunun vakti. Batmayanı aratıyor sana. Neylerle? Batıp gidenlerle. Allah Allah. Buyur. Hem insanın vefatıyla bütün sevdiklerinden bir firak-ı elimane içinde ayrılıp kabre girmek zamanını hatırlatır. Hem dünyanın zelzele-i sekerat içinde vefatıyla bütün sekenesi başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihan lambasının söndürülmesi zamanını andırır, hatırlatır ve zevalde gurub eden mahbuplara perestiş edenleri şiddetle ikaz eder bir zamandır. Ahirete gittin ya Rab haberim yoktu diyebilir misin? Diyemezsin. Neden diyemezsin? Ya ikaz vakti diyor işte. Bütün her birisinin üstünü örtüyorum, her biri seni terk edecek, kıyamet de böyle gelecek, hesap da vereceksin diye. Şiddetle ikaz vakti, akşam vakti. Akşam vaktinin ruhunda oluşturduğu hissiyat var ya, senin ölümü tadacağını, ahirette hesap vereceğine şiddetli bir ikazmış. Akşam namazı vakti ne vakti? İkaz vakti. Devam. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte, fıtraten bir cemali bakiye aynayı müştak olan ruhu beşer, şu azim işleri yapan ve bu cesim alemleri çeviren, tebdir eden kadim-i lemyezel ve baki-i laezalin arş azametine yüzünü çevirip, bu fanilerin üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip... Nerede diyorum bu Allahu Ekber'i? Akşam namazı vaktinde, namaza başlarken ki iftitah tekbirinde. Ne oluyormuş biliyor musun? Bunlar fani anladım. İstemiyorum faniyi. Allahu Ekber deyip iftitah tekbirini öyle getiriyormuşum bak. Akşam namazında elimin arkasında kalanların ne olduğunu anladım. Fani olduğunu anlayıp iftitah tekbirini o şekilde getiriyorum. Devam. Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çekip. Anladınız değil mi? Allahu Ekber dedim. Ellerimi çektim. Allah'ın önünde kemerbesti ubudiyetle. Buyur. Hizmet-i Mevla için el bağlayıp daimi bakiyenin huzurunda kıyam edip elhamdülillah demekle kusursuz kemaline, misilsiz cemaline, nihayetsiz rahmetine karşı hamdü sena edip İyyâke ne'budu ve İyyâke nestaîn demekle muinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet
ve istiğane etmek. Bak tam o ana kadar, o İyyâke, tam o vakte kadar Allah Azze ve Celle'ye gaybubet makamından konuşuyordum. Yani o diyordum. Ama tam İyyâke dedim ya, yalnız sana kulluk, yalnız senden yardım. Bak sen makamına geçtim. Hazırane bir kulluğa geçtim. Kulluk iki ayrılır. Birisi gaybane. Yani Allah Azze ve Celle'nin var olduğunu biliyorsun ama hissedemiyorsun. Diğeri hazırane. Yani hazır bir makamda onun senin gördüğünü, o ihsan şuurunu, o murakabe hissini artık üstünde duyuyorsun. Tam namazda, İyyâke'de, gaybubet makamından Allah Azze ve Celle'ye kulluk ederken artık oradan sen makamına, İyyâke, değil mi? Sen makamına geçiyorum. Yalnız sana kulluk, yalnız senden yardım. Üstad Hazretleri bu hadiseye makam-ı lezzet diyor. Yani gaybane kulluktan hazırane kulluğa geçmeye makam-ı lezzet diyor. Evet. Hem nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine ve aciz izzetine karşı rükûya gidip bütün kainatla beraber zaaf ve aczini, fakr ve zilletini ishar etmekle Sübhane Rabbiyel Azim deyip Rabbi Azimini tesbih edip hem zevalsiz cemali zatına, tagayyürsüz sıfat-ı kutsiyesine, tebeddülsüz kemali sermediyetine karşı secde edip hayret ve mahfiyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip hem bütün fanilere bedel bir cemili baki, bir rahimi sermediyi bulup Sübhane Rabbiyel E'la demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberra Rabbi alasını takdis etmek. Sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tahiyyat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini... Teşehhüd şahit olmak demek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta Allah Azze ve Celle ile konuşması ve Cibril-i Emin'in o konuşmaya şahit olup onun da bir cümle söylemesi, değil mi? Biz teşehhütte bu hadiseye şahit olurmuşçasına bir olayı yaşıyoruz aslında. O yüzden namaz müminin miracı. Çünkü Miraç'ta yaşananın hülasasını sen namazda uyguluyorsun. Evet. Ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına o cemil-i lemyezel ve celil-i laizale hediye edip ve Resul-i Ekrem'ine selam etmekle biatını tecdit ve evamirine itaatini ishar edip ve imanını tecdit ile tenvir etmek için şu kasr-ı kainatın intizam-ı hakimanesini müşahede edip Sani-i Zülcelal'in vahdaniyetine şehadet etmek. Hem saltanat-ı rububiyetin dellalı ve mübelli-i marziyatı ve kitab-ı kainatın tercüman-ı hayatı olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselamın risaletine şehadet etmek demek olan mağrib namazını kılmak ne kadar latif, nazif bir vazife, ne kadar aziz, leziz bir hizmet, ne kadar hoş ve güzel bir ubudiyet, ne kadar ciddi bir hakikat ve bu fani misafirhanede bakiyane bir sohbet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam nasıl adam olabilir? Allah Allah. Gene değil mi, benzer ifade kullanıyor yani. Ancak namaza insanlığını hisseden ihtiyaç duyar manası çıkıyor sürekli. Evet. Beşincisi? İşa vaktinde. Yani yatsı vaktinde. Ki o vakit gündüzün ufukta kalan bakiye-i asarı dahi kaybolup gece alemi kainatı kaplar. Mügallibül leyli ven nehar olan Kadir-i Zülcelal'in o beyaz sayfeyi bu siyah sayfeye çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazın müzeyyen yeşil sayfesini kışın barit beyaz sayfasına çevirmesindeki müsahhiru şemsi vel kamer olan Hakim-i Zülkemal'in icraat-ı ilahiyesini hatırlatır. Hem mürur-u zamanla ehli kuburun bakiye-i asarı dahi şu dünyadan kesilmesiyle bütün başka aleme geçmesindeki halık-ı mevt ve hayatın şuunat-ı ilahiyesini andırır. Hem dar ve fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim sekeratıyla vefat edip geniş ve baki ve azametli alemi ahiretin inkişafında halık-ı arz ve semavatın tasarrufat-ı celaliyesini
ve tecelliyat-ı cemaliyesini andırır, hatırlattırır bir zamandır. Hem şu kainatın malik ve mutasarrıf hakikisi, mabut ve mahbub hakikisi o zat olabilir ki, gece gündüzü, kış ve yazı, dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi suretle çevirir, yazar, bozar, değiştirir. Bütün bunlara hükmeder bir kadiri mutlak olduğunu ispat eden bir vaziyettir. İşte nihayetsiz aciz, zayıf hem nihayetsiz fakir, muhtaç hem nihayetsiz bir istikbal zulmatına dalmakta, hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer, yatsı namazını kılmak için şu manadaki işada İbrahimvari le uhibbül afilin deyip mabudu lem yezel, mahbubu la yezalın dergahına namaz ile iltica edip ve şu fani alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istikbalde bir baki sermedi ile münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabının firak ve zevalinden neşet eden yaralarına merhem sürecek olan... Bak, gelecek endişelerinin tedavisi yatsı namazında çıktı. Ayrıldığın dostlarının hasretinin çözümü gene yatsı namazında çıktı. İçindeki gıdaları anlıyor musunuz, değil mi? İçindeki vitaminleri görüyor musunuz? Buyur. Neşet eden yaralarına merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini ve nur-ı hidayetini görüp istemek. Hem muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı, o dahi unutup dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmette döküp, hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel, son vazife-i ubudiyetini yapıp, yevmiye defteri amelini hüsnü hatime ile bağlamak için salata kıyam etmek, yani bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut, mahbub-u bakinin ve bütün dilencilik ettiği acizlere bedel bir kadir-i kerimin ve bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafiz-i rahimin huzuruna çıkmak. Hem Fatiha ile başlamak, yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamili mutlak ve ganiyi mutlak ve rahimi kerim olan Rabbül Alemin'i methü sena etmek. Hem İyyâke ne'abüdü hitabına terakki etmek, yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliğiyle beraber ezel ve ebed sultanı olan Malik-i Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir ve ehemmiyetli bir vazifedar makamına girip İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nestaîn demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaat-i kübrası ve cemiyet-i uzmasındaki ibadat ve istianatı ona takdim etmek. Hem ihdinas sıradel müstakim demekle istikbal karanlığı içinde saadet-i ebediyeye giden nurani yolu olan sırat-ı müstakime hidayeti istemek. Hem şimdi yatmış nebatat, hayvanat gibi gizlenmiş güneşler, hüşyar yıldızlar, birer nefer misilli emrine musahhar ve bu misafirane-i alemde birer lambası ve hizmetkarı olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşünüp Allahu Ekber deyip rükûya varmak. Hem bütün mahlukatın secde-i kübrasını düşünüp, yani şu gecede yatmış mahlukat gibi her senede, her asırdaki envai mevcudat, hatta arz, hatta dünya, birer muntazam ordu, belki birer muti nefer gibi vazife-i ubudiyet-i dünyeviyesinden emri kün feyekün ile terhis edildiği zaman, yani alemi gayba gönderildiği vakit, nihayet intizam ile zevalde grup seccadesinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri, hem emri kün feyekünden gelen bir sayha-i ihya ve ikaz ile yine baharda kısmen aynen, kısmen mislen haş olup kıyam edip kemerbeste-i hizmet-i Mevla oldukları gibi şu insancık onlara iktidaen o Rahman-ı Zülkemal'in,
o Rahim-i Zülcemal'in bargâh-ı huzurunda hayret alut bir muhabbet, beka alut bir mahfiyet, izzet alut bir tezellül içinde Allahu Ekber deyip sücuda gitmek. Yani bir nevi miraca çıkmak demek olan işa namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar güzel, ne kadar şirin, ne kadar yüksek, ne kadar aziz ve leziz, ne kadar makul ve münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet, bir ciddi hakikat olduğunu elbette anladın. Demek şu beş vakit, her biri birer inkılab-ı azimin işaratı ve icraat-ı cesime-i Rabbaniye'nin emaratı ve inamat-ı külliye-i ilahiyenin alamatı olduklarından borç ve zimmet olan farz namazın o zamanlara tahsisi nihayet hikmettir. Namazdayken Hazreti Ali Efendimiz'den oku çıkarıyorlar. Hiç oralı değil. Çünkü orada değil. Çünkü insan o namazı kıla kıla namazlaşır. Hayvaniyeti ve cismaniyeti terk eder. Kalbin ve ruhun dereceye hayatına yükselir. Sen artık oralı olmazsan, yani orada olmazsan, orada olan, yani bu dünyada olan ne seni incitebilir ki? İncinmek istemiyor musun? Onun da çözümü bu namazda. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil. Uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.